Yıl 1955'tir. Karadeniz'in en önemli şehri olan Trabzon'da halk, Ankara ve İstanbul gibi kendi şehirlerinde de bir üniversite açılmasını istemekte ve bu konuyla ilgili yürüyüşler düzenlemekte ve toplantılar yapılmaktadır. Demokrat Parti döneminin eğitim alanında Trabzon'a kazandırdığı en büyük hizmet şüphesiz Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin kuruluşu ile ilgili çalışmaları başlatmasıdır. Demokrat Parti Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Tarakçıoğlu ve 28 arkadaşının Trabzon'da teknik bir üniversite kurulması ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu kanun teklifinde ilk olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin kurulmasını gerektiren sebepler açıklanmıştır. Bölgenin ekonomik kalkınması ve bölge gençliğinin yüksek tahsil imkanına kavuşturulması üzerinde şekillendirilmiştir. Teklifte Karadeniz'in Doğu Kuzey bölgesinin bir maden bölgesi olduğu, Rus sınırından Samsun'a kadar olan bölgede bakır madeninin yoğun olarak bulunduğu, ayrıca bölgede yapılan el işlerinin özellikle Trabzon ve Rize halkının zarif dokumalarının ve gemi yapımında tersanelerin önemi belirtilmiş, Doğu Karadeniz'in bir enerji kaynağı olduğu, bölgede bol meyvelerin yetiştirildiği, hayvancılığın yaygın olduğu ifade edildikten sonra tüm bunların kurulacak üniversitenin şeklini belirleyeceği ifade edilmiştir. 17 Mayıs 1955 tarihli Doğu Gazetesi, Trabzon halkına üniversite ile ilgili müjdeyi Trabzon Teknik Üniversitesi tahakkuk safhasında Sayın Adnan Menderes'in müzahereti Mustafa Reşit Tarakçıoğlu'nun teşebbüsü ile kanun lahiyası bütçe encümeninde kabul edildi başlığı ile verilmiştir. Trabzon milletvekilleri başbakan ile bir telefon görüşmesi yapmış ve Adnan Menderes'in Trabzonlu milletvekillerini destekleyen konuşması sonrası kanun teklifi bütçe encümeni üyelerinin ittifakı ile kabul edilerek meclis heyeti umumiyetine sevk edilmiştir. 20 Mayıs 1955 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 6594 sayılı kanun ile kabul edilmiş, 27 Mayıs 1955 tarihli resmi gazetede yayınlanmıştır. Kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildikten sonra Trabzon'da büyük bir sevinç yaşanmış ve başbakana teşekkür telgrafları çekilmiştir. Trabzon Halk Eğitim Cemiyeti tarafından başbakana çekilen telgrafta sevinç ve şükran duyguları belirtilmiştir. Başbakan bu telgrafa kayıtsız kalmayarak üniversitenin kurulması ile ilgili duyduğu memnuniyeti ve ülkeye hayırlı bir müessese olması fikrini dile getirdiği cevap telgrafını Trabzon Halk Eğitim Cemiyeti Başkanlığı'na göndermiştir. Karadeniz bölgesinde kurulacak üniversitenin bulunacağı yer hemen belirlenememiş, bölgede birkaç şehirde yapılan incelemeler sonucunda Trabzon'da kurulmasına karar verilmiştir. 1956 yılı bütçesine Trabzon'da kurulacak üniversite için 500.000 liralık bir ödenek ayrılmıştır. Trabzon valisi Muhlis Babaoğlu'nun Ankara'ya Şubat ayında yaptığı ziyarette Maarif Vekili Ahmet Özel, üniversite için bir arsa bulunarak ihale hazırlıklarına başlanması talimatını vermiştir. Uygun bir arsa bulunduğunda derhal inşaata başlanması kararlaştırılmıştır. Üniversitenin yapılan incelemeler sonrasında havaalanı ve karayolu tesislerinin bulunduğu Değirmendere Köprüsü'nün doğu tarafında başlayan Postimasyo Köyü civarında kurulması kararlaştırılmıştır. 17 kişiye ait olan arazi 420 dekardan oluşuyordu.
1958 yılında üniversitenin yapımıyla ilgili çalışmalar, Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Tarakçıoğlu'nun girişimleriyle hızlandırılmıştır. Tarakçıoğlu, Maarif Vekili Müsteşarı ile bir görüşme yapmış ve Müsteşar Osman Bey'in başkanlığında İstanbul Teknik Üniversitesi profesörlerinden 3 kişinin imzası ile birlikte bir heyet kurulmuştur. Haftanın 5 günü üniversite ile ilgili toplantılar yapan heyet, gerektiği takdirde Trabzon'a giderek incelemeler yapmıştır. Buna göre üniversitenin kurulacağı alanın uçaktan bir fotoğrafı çekilecek ve inşaat buna göre şekillendirilecekti. Ayrıca üniversitenin binalarının projeleri en kısa sürede Türk Yüksek Mühendis ve Mimarları arasında müsabakaya konulacaktı. Müsabakayı kazanan projeye göre ihaleye çıkartılacaktı. Üniversitenin yapımıyla ilgili çalışmalar devam ederken, bir taraftan da eğitim kadrosunun yetiştirilmesi amacıyla 1958 yılı içerisinde 10 uzman Avrupa'ya, 10 doçent de Amerika'ya gönderilmiştir. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde görev alacak elemanlardan kendilerini yetiştirmeleri için Avrupa'ya gönderileceklerin seçme sınavları 1959 yılı, 9 yılı içerisinde tamamlanmış ve 1959 yılı yaz aylarında Trabzon Valisi Başkanlığı'nda bir komisyon kurularak üniversitenin şantiye binaları için ihalesi yapılmış ve 5 Temmuz'dan itibaren de şantiye binalarının inşaatına başlanmıştır. ...03-12-1961 tarihinde Üniversite Yardım Derneği kurulmuş ve dernek başkanlığına ittifak ile dönemin Trabzon Valisi Vefa Poyraz seçilmiştir. 19 Eylül 1963'te 336 sayılı kanun ile üniversitenin kadroları çıkartılmış ve temel bilimler, inşaat, mimarlık, makine, elektrik ve orman fakülteleri kurulmuştur. Trabzon'un dar sokakları, eski Rum evleri ve çalışkan insanıyla şehrinde 3 fakülteyle eğitime başlaması şehirde herkes için bir heyecan yaratmıştır. Vali, belediye başkanı, defterler maarif müdürü ve pek çok bürokrat yardıma koşmuş ve üniversite sözü her kapıyı açmıştır. Ancak o dönemde üniversite için mekan sıkıntısı çekilmiş ve bu sıkıntıyı azaltmanın en pratik yolu elde bulunan binalardan birini kullanmak olmuştur. Tarih 2 Aralık 1963. Trabzon'da bir bayram havası var. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin temel atma töreni yapılır. Törene katılan dönemin Başbakan Yardımcısı Profesör Doktor Turhan Feyzoğlu ile dönemin Milli Eğitim Bakanı Doktor İbrahim Öktem törene katılır ve ilk harcı atarlar. Aynı gün maşatlıkta bulunan üniversite binası da törenle açılıp eğitim serüvenine başlar. İstanbul ve Ankara illeri dışında kurulan ilk üniversite olma özelliğini de uhdesinde bulundurmuştur. Ayrıca Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiye'nin 4. üniversitesi olmuştur. Artık Karadeniz Teknik Üniversitesi ilk öğrencilerini almak üzeredir. Bunun için Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin yardımına İstanbul Teknik Üniversitesi koşmuş ve ilk öğrenciler için İstanbul Teknik Üniversitesi'nde sınav yapılmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen bu adımın nasıl yapılacağını, üniversitemizin bir numaralı öğrencisi ve aynı zamanda mezun olduğu Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde profesör olan Osman Çakıroğlu şöyle açıklıyor.
1963 yılı Haziran ayında Trabzon Lisesi'nden mezun olmuştuk. O zaman Türkiye'de 6 üniversitede eğitim veriliyordu. Mühendis olmak için İstanbul Teknik ya da Orta Doğu Teknik Üniversitesi tercih ediliyordu. Her üniversite ayrı sınav yapıyordu. Lisede matematik notu çok yüksek olanlar İstanbul Teknik Üniversitesi'ni tercih ediyor ve 5 yılda yüksek mühendis oluyorlardı. Düz mühendis olmak isteyenler ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne müracaat ediyordu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin sınavına girmek için Eylül ayında İstanbul'a gittim. Ve sınav yerimi öğrenmek için kampüse girdiğimde bir duyuru gördüm. Duyuruda Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin bu yıl eğitim öğretime başlayacağı, Temel Bilimler Fakültesi'nin İnşaat Mimarlık Bölümü için öğrenci alacağı 100 kişilik kontenjanı olduğunu ve sınavın İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yapılacağı yazılıydı. İlgililerden Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde de İstanbul Teknik Üniversitesi'nde olduğu gibi 5 yılda yüksek mühendis olunacağını öğrenince hemen babama telefon ettim. Kararı bana bırakmıştı. Tercihimi hemen değiştirdim ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne giriş için müracaat yaptım. Sınavı 3. sıradan kazandım ve Trabzon'a döndüm. Karadeniz Teknik Üniversitesi 3 fakülteyle çıktığı eğitim ve bilim yolculuğuna bugün 12 fakülte, 1 yüksekokul, 8 meslek yüksekokulunda 49 lisans ve 36 ön lisans programı, 6 enstitüde 92 yüksek lisans ve 61 doktora ve araştırma merkezleriyle devam etmektedir. 67 yıllık geçmişiyle Karadeniz Teknik Üniversitesi, güçlü akademik kadrosu, 29 bin öğrencisi ve 244 bini aşkın mezunu ile binlerce çalışanıyla ülkemizin en köklü üniversitelerinden birisi olan Karadeniz Teknik Üniversitesi, temel bilimlerden sağlık bilimlerine, sosyal bilimlerden spor bilimlerine, tüm alanlarda en gelişmiş bölümleri bünyesinde barındırmakta. Modern kütüphanesi, açık ve kapalı spor ve sosyal tesisleri, sergi alanlarıyla adını aldığı şehre ve Karadeniz'e değer katmaktadır. Karadeniz Teknik Üniversitesi, yemyeşil kampüsünde oluşturulan huzur ve güven iklimi sayesinde modern teknolojiler ile bilim üretim merkezi haline gelmektedir. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Araştırma Üniversitesi misyonu ve Türkiye başta olmak üzere uluslararası bilim dünyasına hizmet etmek için üzerine düşen sorumlulukların bilinciyle genç nesilleri yetiştirmeye devam etmektedir.